Ben İksir Sema Aydın, Kastamonu'da dahilıyım. Uzun yıllar memleketimden uzak yaşadım ama emekli olduktan sonra tekrar memleketime döndüm ve bir turizm yatırımı ile geldim. Turizm ayağıyla başladığımız işimizde aynı zamanda doğal beslenme ve iyi gıdanın peşindeydik. Her zaman bunu sunmaya çalıştık misafirlerimize de. İksirli çiftlik de böylece hayata geçti. Zaten üretimler yapılıyordu, ekinler ekiliyor. Mutfağımızın ürünleri, kullandığımız bütün her şey burada yapılıyordu. Mümkün olduğu kadar dışarıdan hiçbir şey temin etmemeye gayret ediyorduk. Çiftlik olarak gelişmemiz bu şekilde oldu. Diğerlerinden ayıran özellikler buranın bir kere organik tarım olarak belgelenmiş olması, ona uygun altyapının hazırlanmış olması. Organik üretimler için de zaten başta orman olmak üzere alınan izinler, belgeler hepsinin var olmuş olması. Ayrıca bu bizim olmazsa olmazımız olan kurallarımız var. Hijyen gibi, işte katkısız ürün üretmek gibi. Onları uyguluyor olmamız. Türkiye'nin ikinci sanatoryumu burada özellikle oksijeni seçilerek kuruluyor. Yıllarca hizmet veriyor. Oksijeni gerçekten tescillidir. Bu oksijen altında yetişen ürünlerin de farklılığı oluyor. Ayrıca bu ürünlerle beslenen hayvanların da etleri, sütleri farklı oluyor. Yani buranın gerçekten bir gıda ham maddesi deposu, sağlıklı, temiz bir depo olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi organik tarım gerçekten zorlu bir süreç. Şöyle ki, tarım zaten başlı başına belli koşullara sahip olması lazım. Her an mesela havayı gözlersiniz, yağdı mı, toprak nemini aldı mı gibi. Organik tarımda toprağın tamamen temizlenmesi süreçleri var yasal olarak. O süreçlerden sonra kullanılan tohumlar, yerel tohumlar, kendi tohumlarımız olması var. Bunlarda kullanırken herhangi bir ilaç asla kullanmama durumumuz var. Toplanma ve işlenme süreçlerinde de çok titizlikle toplanıp, işlenip ve korunması durumu var. Siyez buğdayı üretiyoruz. Ayrıca hayvanlarımız var, atlarımız var. Onlar için arpalar, yulaflar üretiyoruz. Yine ürünlerimizin yapımında kullandığımız meyve ağaçlıklarımız var, meyvelerimiz var. Sebze ekiyoruz mevsiminde. Bütün bunları kullanıyoruz. Onun dışında bunlarla çeşitli ürünler yapıyoruz. Mesela bunları ben kategorize etmek istersem işte sirkeler, turşular, marmelatlar, reçeller, pekmezler, erişteler yapıyoruz. Tarhanalar yapıyoruz. Kızılcık tarhanası biz kiren deriz yerel adıyla. Kuşburnuları yine ormanlardan topluyoruz. Onları yapıyoruz. Ispıt, hodan otu denir. Bizim yereldeki adı ıspıttır. Hodan turşuları, hodan sapları yemeklerde kullanıyoruz. Pancarlar kullanıyoruz. Yine bölgemizin önemli ürünlerinden biridir şeker pancarı. İşte turşusunu yapıyoruz, pekmezini yapıyoruz. İşte yapılabilecek her türlü ürünü üretiyoruz. İşte marmelatı, reçeli, şurubu, mesela mürver meyvesi. Bu kimsenin üretmediği, bizim organik olarak ürettiğimiz kara mürver özütü dediğimiz üründür. Bunun reçellerini yapıyoruz, şuruplarını yapıyoruz. Tabii bunlar da bölgenin ekonomisine de katkımız oluyor. Üstelik de diğer insanların da yapmasını teşvik ediyor, öğrenmesini sağlıyor. Böyle de bir hedefimiz var. Taze Direk'le tanışma hikayemiz şöyle oldu. İki tarafında aynı bakış açısına sahip olmamız, aynı beslenme felsefesine sahip kişilere ulaşma hedefimiz diyelim bizi bir araya getirdi. Bugün birlikte çalışıyoruz. Ben şuna inanıyorum ki hepimiz nasıl temiz havaya muhtaçsak temiz gıdaya da muhtacız. Buna nasıl ulaşabiliyorsak bunu araştırıp her gün hem üreticiler olarak hem tüketiciler olarak daha bilinçli yol almamız gerektiğini düşünüyorum.